kim? Umut. Umut. Meriz. Yok artık. Allah'ım. Dedik misafiriniz içeride neler oluyor neler? Neler oluyor? Ne alaka ya? Umut hoş geldin. Koş. İnanamıyorum. Teşekkür ederiz. Koşamıyorum. Bu arada. Gelemez miyim adaya? Şok oldum şu an. Ay. Şu an ben şu an şoktayım. Gözlüğümü verin göremiyorum. Bana merhaba dedi. Başka kimse kaldı mı? Merhaba. Merhaba. Oha. Umut, hoş geldin. Bak tanışmak burada nasip olmuş Umut. Bir daha sarılayım Umut, hoş geldin. Kardeşim. Tövbe merhaba. Ben de baktım, botu geldi sandım. Ceyda senin eski kız arkadaşını bıraktım. İlk gala gecesine dönelim. Görüşmüyorum dedim. Biz seninle hiç yüz yüze görüştük mü? Hayır. Sadece ben seni telefonda aramadın mı? Sadece o para mevzusunu aramadın mı? Bak şimdi şöyle bir durum var. Biz yüz yüze görüştük mü onu söyle. Aslında ortada yalan da yok. Sen cevap verme yalnız, o cevap versin. Hepimiz konuştuk. Tamam, yüz yüze görüşmesi aldatmadık gibi bir durum yok zaten. Ya şimdi şöyle, biz benim biliyorsunuz ajansım olduğu için ve Ceyda Hanım da model olduğu için sürekli hani iş olayında görüşüyoruz. Yani görüşmüyoruz diye yalan söylüyor. Görüşüyoruz ama sadece iş için görüşüyoruz. Kendini ifade edemiyor. Kendini ifade edemediği için yalancı pozisyonuna düşüyor. Yani biz görüşüyorduk ama sadece... Bir iş ilişkisi çerçevesinde görüşüyorduk. Ablandan sonra görüştün mü? Hayır, ben seninle hiç? Sadece iş yapıyordu mesela, gidiyordu. Parasını alıp gidiyordu yani bu. Ceyda elendikten sonra görüştünüz mü? Ya sadece telefonla telefonla Ceyda cevap veriyor soruyoruz. Ya cevap vermiyorum. Üstüne gelmeyin. Bak yönlendiriyor farkında mısın? Görüşmedik de sende fotoğraflar var. Niye seni yönlendirmesine izin veriyorsun? Elendikten burada cık yapıyor sen. Görüşmek ayrı, görüşmek ayrı. Görüşmenin bir sürü anlamı var. Ne için görüştüm? İş için görüştüm. Hayır ama işte bak, hayır işte sen bak yine yanlış konuşuyorsun. Bak yine yanlış anlıyorsun. Ama sen yanlış konuşuyorsun ondan. Sen de yanlış konuşma. Hayır ben anlatacağım şimdi. Ya Ceyda ben buraya seni savunmaya geldim. Anladın mı? Ben buraya anlatmaya geldim. Sen ifade edemediklerini burada dile getirmeye geldim. Tamam, hala diyorsun ki sen yanlış konuşuyorsun. Daha konuşmadım ki. İzin vermiyorsun konuşmama. Hala diyorsun konuşmadım. Şey beni yargılıyorsun diyorsun. Neyse biz seni deniyoruz evet. Yani şimdi biliyorsunuz bende yetişti, bende başladı. Yani bu anlamda da biz iş olarak hala çalışıyorduk, paslaşıyorduk. Bir ara verildi. Sonra İzmir'e geldi. Ben de biliyorsunuz albüm hazırlığı içerisinde klip çekecektim. Tabii o muhabbetleri duydu, işte klip olaylarını falan. Ben oynamak istiyorum dedi. Doğru değil mi buraya kadar? Kendisi mi gelip beni oynamak istiyor? Hayır. Işte, ama söylüyorum işte. Elendikten yarışma elendikten sonra bak dinlemiyorsun. Bak hep hataların senin bu. Dinlemiyorsun. Anlat, tamam. Bir anda parlıyorsun, kendini anlatamıyorsun. Dedi ben de oynamak istiyorum dedi. Ben dedim Ceyda dedim başka birisini oynayacağım dedim klipte. Sen dedin hayır ben oynayacağım dedin. Doğru değil mi buraya kadar? Tamam doğru. O biraz inatlaşma oldu orada. Sonra gerisini anlat. Biz anlatıyorum. Müsaade edersen anlatacağım. Konuşturmuyor ki çocuk. Ben kendi de söyleyeceklerimi unutuyorum. Yani sen Umut kalksın sen tamam, otur oraya anlatıyor, anlat. Tamam anlatıyor. Ondan sonra neyse ben dedi oynayacağım dedi klipte dedi. Oynamazsam dedi işte dedi, bir şeyler işte dedi başına yıkarım falan filan es geçirelim oraları. Buraya kadar doğru değil mi? Ceyda'yı biliyoruz. Biz biliyoruz ben de merak çok merak ettim. Yeni etti bir insan olduğum için tamam dedim Ceyda oyna dedim. Tamam bu kötü bir şey başını değil zaten. Başını yıkarım dediğinde oynattın. Ne korkun var senin Ceyda'yı bir gebeliğin yok. Ya ben kimseden yok. Korkmuyorum. Korkusundan da geçmişiniz var diye mi? Bizim geçmişimiz var. Ha, o yüzden. Bu okay. Bir yaşanmış bir ilişki var. Bunu kimse silemez. İnkar edemez. Silemez değil evet. Mi? Yani sonuçta yaşanmış bir ilişki var. Senin de Ceyda'ya zaafın var anladığım kadarıyla. Hayır zayıf sonuçta nokta. hayır zaafım değil yanlış anlıyorsunuz. Bir yeni açılmış sayfa var o artık hayatında yeni bir sayfa açtı. Ben de artık hayatımda yeni bir sayfa açtım. Zorlasan işte. Kendini aramadın mı beni? Buradan oynayacaksın oynayacaksın. Hayır onun kapısına gidebilmesi benim şaşırdığım nokta. Oynadıktan sonra sen eve alındın ikinci kez. Tabii. Ve dedin ki bana. Eve alınmadan önceden bahsediyorum. Ama bak. Babamı ara, babamla görüş demedin mi? Canım tamam, çocuk yanlar işte. Ben de zaten şey aynısını söylüyorum. Sonra ben de zaten. Sen ben zaten farklı bir şey. Olay bittikten sonra ben unutuyorum söylediklerini. Biz seni merak etmiyoruz. Melis, Ceyda'cığım buradan elendin. Adnan için elendin ama gittin Umut'un klibinde oynadın elendikten sonra. Bunu bile bile. Sonra eve geri döndün. Sen bu arada klipte oynadın zaten. Ben istemediğimi ve söylemiştim. Ve çocuğa dedi ki seni şöyle böyle yaparım dedi. Sana tamam Ceyda oyna sonra, bir daha. Sonra eve dönünce yani. De herhalde yayınlanmasını istemedi. Değil mi? Şimdi ben normalde Ceyda'yı üzmemeye gayret ettim ama şeyleri izledim çok üzüldüm. Bu VTR'leri izleyince bayağı yıkıldım yani. Babasının
O itham bile beni bayağı üzdü. Neyse o bende kalsın. Dedim ki Ceyda başka birisi oynatalım. Hayır ben oynayacağım dedi. Neyse oynattık klibimizde. Montaja geçtik. Bu sefer içeri alındı Ceyda. Yalan söylüyorsun şu an. Devam et. Bir sus. Umut şu an yalan söylüyorsun. Umut ben sana demedim mi? Allah aşkına. Ben istemiyorum bak. Hayır ama bak sen unutuyorsun. Hayır anlatacağım işte oraya geleceğim. Bak çocuğu konuş. Müsaade edersen anlatacağım oraya geleceğim. Ceyda bir sus o konuşsun sonra sen hatalarını söyle onun. Sonra klibi tam biz artık şeye geçeceğiz. Hani çünkü sonuçta ben para yatırmışım. Ciddi derecede bir para yatırmışım. Bu prodüksiyon işi ağır biliyorsunuz. Tam yayına geçeceğiz. Bu sefer Ceyda dedi ki dedi kullanamazsın dedi yayını. Ya dedim Ceyda saçmalama bak. Ya ben dedim bir para verildi buraya bir ödeme yapıldı. Sonuçta ben ticaret yapıyorum ve bunun buraya çıkması gerekiyor yani. Evet. Sonuçta para kazanacağım. Ben bunu alıp da kendi ailem diye ya da ajanstan mankenler izlesin diye yapmadım ki. Evet üstelik bunu... Ceyda'ya da para vermişsin bunun için yani. Evet yani. Tabii ki en doğal hakkın kullanmak. He, yani bu sonuçta çıkacak piyasaya değil mi? Evet her türlü. Bu çıkması sefer, için çekilmiş. Dedi ki. Hayır, dedi babamla görüş dedi. Aradım, Ünal abi'yi aradım. Ünal abi dedim böyle böyle. Bak dedim, bu, dedim Ceyda dedim izin vermiyor klibi yayınlatmaya. Klibi dedi yayınlatma dedi. Belki dedi eve dedi evden atarlar mı dedi değil mi? Öyle bir şey dedi. Evet sorun olabilir. Ha, sorun yani olabilir bir süre dedi. Bekle demek istedim. Bir süre bekle dedi. O arada at, da tamamen atma demedim yani. Bir süre bekle, benim aramamı bekle dedim sana. Bak sakın. Öyle yüzünü falan buruşturma İzin bana öyle söyledim. İsteyeceksin önce bir. Ona benim haberim olmadan atıldı olmaz. O klip çünkü. Ama işte anlatıyorum. Ben klip müsaade çekilmeden edersen önce... anlatacağım. Tamam, senin dinle. İşte tamam, dinle. Yine dinle. Söylüyorum. Dinle. Sen buradaki arkadaşlara da kendini bu şekilde laflarını bitirmeden ifade ettiği için hep yanlış konumda oluyorsun. Halbuki bak yanlış anlama sen kötü bir insan değilsin. Değilim tabii ki. Ama bunu işte herkes biliyor. Hayır. Bak lafı hep laf bölüyorsun. Anladın mı? Birisi bir şey söylüyor tam anlam lafı bitirmeden bir başka bir şey söylüyorsun. Bu sefer dediklerine yanlış anlaşılıyor. Tamam anlat hadi. Klibi atma, atma dedim bana. Yok dedim işte elerler beni, yok gönderirler falan. Tamam dedim Ceyda. O arada da bizim prodüksiyon ekibi klibi göndermiş. Benim haberim yok ama bak cidden bu konuda hani samimi söylüyorum haberim yok. Gece atıldı herhalde. Bayağı bir tıklama olmuş, yorum olmuş. Kalkmış gecenin vakti. Vay efendim işte o klibi kaldır işte... Adnan da kızıyor. Klibi kaldır. Şöyle olacak, böyle olacak. Geldim kardeşim biz... Ben hiç kızmadım. Dedim ki oynamışsın. Bu zaten yayınlanacaktı yani. Bu karşımıza gelecekti Ceyda. Sonuçta ben bir müzisyenim, bir sanatçıyım. Daha ilk klibimde hemen yayınlanıp oradan çıkmak ne demek? İnsanlar der ki ya sen ne yapıyorsun? Klip çekmişsin, dalga mı geçiyorsun? Bizde ikide birde siliyorsun klibi. Bu ne? Ceyda'dan bayağı korktu derler. Bayağı bir görüntülenme var. Ama anlatamazsın ki yani ya. Onu. Ceyda ile aramızda bizim bir sorun oldu. Bu şekilde bundan dolayı silin diyemezsin. Kim anlar ki bunu yani? Affettin değil mi beni Ali abi? Kardeşim tövbe affetmek Allah'a mahsus öyle işler olmaz. Ne güzel yüreğin var ya. Sabah da şeye söyledim, esere söyledim yani. Beni sadece yüzen seni dışarıdan ve burada gördüğüm kadarıyla en son adamsın bu yaşayacağı. Yani karakterine o kadar saygı duyduğum bir adamsın. Senden böyle tepki görmek beni bana koydu mesela. Psikolojimi o denli bozdu. Anladın mı? Ben onu söyledim. Yani başka biri yapsa belki koymayacaktı bana bu kadar. Yanlış ama sen oldu. Yaptığın için koydu bana. Yani başka hiçbir şey yok. O da orada kaldı geçti yani. Geçti. Hakkını helal et artık. Bir gün ajansa geldiğinde anneannem de oradaydı da ben de bir görüşmedeydim. Müşterideydim. Orada bir kavga yapmışlar anneannemle. İşte gitmiş bir şeyleri kırmış falan. Bağırmış. Bir şeyler kırmadım. Bağırmış. Bağırmış, çağırmış neyse işte ama kırmadım. O daha iyi bir de. Sonra bizim sekreter kız da polisi aramış herhalde bir şeyler olmuş. Böyle bir mevzu oldu falan filan. Anneannenle. O olay yani. Anneannenle karakolluk mu olmuş? Hala karakolluk olmadı canım. Kız, sekreter kız polisi aramış. Polisler geldi ofise. Ne kadar korktuysa Ceyda'dan. Polisi aramış. Hayır, Ceyda aramadı polisi. Hayır, sekreter kısmı. Bundan sekreter. Ne kadar korktuysa. Mesajda annesi mi anneannesi mi bilmiyorum ama bana annesi diye yazılmış. Annesinin yüzünü tırmalamış. Yok, bana yok. Da öyle mesaj geldi. Yani senin de mesela sahilde kendisinden... O yüzden mi ayrıldınız? Oğlu burada anlatmış. Hayır canım. Şey. Neden başka bir olaya sordular ona anlattım. Arkadaşlar yani, şimdi öğrenmiş onu oldu. Anneannesiyle bile düşünün yani. Ya biz geçinemiyorduk. Ya şiddetli baya şiddetli geçiştik. Daha söyleyeceğini söyledi ya. Umut ne yapayım? Kurtulmam gerekiyordu dedi. Daha ne diyecek ya? Daha neyini dinliyor? Ya sen ne kadar iyi bir insansın gülüyor. Ki bu kadar anneannenle bile böyle bu tarz çok yüksek yükselmişler. Yani bu tarz rezalet. Umut'la yemin ederim öyle. Hala bu kızın yüzüne bakıp iş mi veriyorsun arkadaşım? Ben seni tebrik ediyorum. Senin yüzüne ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hakkını vereyim gerçekten ama o da senin şarkılarını falan hep dinliyor. O da seni seviyor yani. Kesinlikle. Siz birbirinize gerçekten dinliyorum. Hala aşıksınız.
Ya bence bak Melis ortalığını sakın karıştırma. Ve buradan çıkın. Melis sakın ortalığını karıştırma. Evet, sakın. Sakın. Onun klibinin sakın çıktığını ilk sen söylemiştin ama. Sakın ortalığını karıştırma, öyle bir şey yok. İlk evet, biz bilmiyorduk. Klip diye sevindim bu klibinin çıktığını bilmiyorduk. Sakın ortalığı kaç karıştırmayın. Kaç kere izledim klibinizi. Sakın ortalığı karıştırmayın. Şöyle bir şey var. Çok da yakışıyorsun. Sen yeter ki sakın.